Merhaba YouTube. Malumunuz şimdi yaz ve çoğu insan kendini deniz kıyılarına attı ve deniz ile kumun içinde bir tatil geçiriyor. Birçok akvaristin bu durumda kafasına takıldığı bir konu hakkında video yayınlayacağım. Deniz kumunu tatlı su akvaryumunda kullanabilir miyiz? Evet, kullanabilirsiniz ama bunun için yapmanız gereken bazı işlemler de var. Bu videoda bulacağınız konular başlıca şöyle. Akvaryumda taban malzemesinin önemi. Deniz kumunu nasıl temizleriz? Deniz kumunu kaynatmalı mıyız? Deniz kumunu elemeli miyiz? Deniz kumunun suyu bulandırmaması için ne yapmalıyız? Deniz kumu salınım yapıp suyu bulandırmasına sebep olur mu? Kumun suyun pH değerini yükselttiği doğru mu? Deniz kumunu ne zaman akvaryuma koymalıyız? Gibi soruların cevaplarını bu videoda bulabilirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız hemen şimdi olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, akvaryumda kullandığımız taban malzemesinin daha önceki videolarımı da izlemişseniz akvaryumun yaşamsal döngüsü için ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Özellikle sağlıklı bir akvaryum için olmazsa olmaz olan bakteriyel döngü için taban malzemesi özellikle denitrifikasyon dediğimiz kumun içinde oksijensiz ortamda yaşayabilen ve akvaryum suyunuzu devamlı dezenfekte eden bakteri türünün oluşmasına ortam hazırlamaktadır. Bu bakteriler sayesinde akvaryum suyunun değişme oranı da azalmaktadır. Yani ne kadar çok denitrifikasyon bakterisi akvaryumunuzda varsa o kadar az su değişimi olur. Bu yüzden de akvaryum kurulumundaki en önemli malzeme kullandığınız taban malzemesidir. Denizden kumu alacaksanız size tavsiyem denizin içinden almanız. Çünkü her ne kadar deniz tuzlu olsa da sahilden alacağınız kumdan kat be kat daha temiz olacağı kesindir. Çünkü her ne kadar sahil ıssız olsa da dış etkenlerin bu kumu kirletme olasılığı her zaman denizin içindeki kumdan daha fazladır. Hele ki umumi bir plajdan bu kumu almışsanız içerisinde insan etkisiyle oluşmuş kirletici maddeler olması kaçınılmazdır. Bu yüzden size tavsiyem ilk olarak alacağınız kumu denizden almanızdır. Tabii ki kumun denizden çıkmış olması da tamamen temiz olduğu anlamına da kesinlikle gelmemelidir. Bir kere denizler tuzludur ve daha önceki videolarımda da anlattığım gibi tuz tatlı su balıklarının ve diğer canlıların başlıca düşmanıdır. Tuzlu bir akvaryum kumu balıklarınızın sonu olacaktır. Bunun için öncelikle eğer gerçekten değerli ve cins balıklar besleyecekseniz kesinlikle bu riski almanızı önermem. Zaten sahilden aldığınız kumu da öyle hemen akvaryuma koyamazsınız. Birçok işlemden geçirmeniz gerekecektir. Öncelikle kumun tuzdan arındırılması ve çok temiz olması önemlidir. Peki, deniz kumunu nasıl temizleriz? Öncelikle kumumuzun içindeki çöpü ayırmamız gerekir. Bunun için bir elekten geçirmeliyiz. Elenen kumu çok iyi yıkayıp içindeki tuzu süzmek de gerekir. Bunun için kumu bir hafta boyunca bir kaba koyun. Arada elinizle kumu karıştırarak içindeki tuzun ayrışmasını sağlayın. Bu bir hafta boyunca suyu her gün en az bir kere değiştirin. Tuzun kumdan ayrıştığına emin olana kadar bu işlemi yapın. Daha sonra evde olduğunuz bir gün moli balığı gibi dayanıklı bir balığı bu kumun bulunduğu kap içinde bir gün bekletin. Eğer balıkta herhangi bir olumsuz reaksiyon yoksa kumunuzu şimdilik temiz demektir. Deniz kumunuzu en son olarak büyük bir kepçe yardımı ile musluk suyunun altında tutun. Böylece geriye kalan tuz parçacıklarını da bu yolla atmış olursunuz. Artık deniz kumunu akvaryuma koyabilirsiniz. Akvaryuma konan deniz kumu bu şekilde en az 2 ile 5 gün arasında bekletilmelidir. Böylece deniz kumunuz akvaryuma iyice oturur. Elinizle de arada karıştırarak içinde hava kabarcıkları varsa bunları da yok edersiniz. Daha sonra eklemek istediğiniz bitki, aksesuar varsa bu aşamadan sonra ekleyebilirsiniz. Bu şekilde en az
bir gün bekletin ve öğle balıklarınızı koyun. Yine burada size tavsiyem, akvaryumunuzu yeni kurduğunuz için akvaryuma koyacağınız balık miktarının da minimum düzeyde olmasıdır. Eğer daha önceki videolarımı izlemişseniz, yeni kurulan akvaryumların balıklar için ne kadar tehlikeli olduğunu da görmüşsünüzdür. Bunun başlıca sebebi yeni akvaryum sendromunun balıklarınızı kısa sürede hasta edebilme ihtimalidir. Ayrıca yeni kurulan akvaryumlarda sıkça karşılaştığımız başka bir konu da amonyak patlamasıdır. Gene bu da balıklarımızın yaşamını olumsuz etkiler. Bu iki sorunun başlıca sebebi de tabii ki akvaryumumuzda henüz oluşmayan bakteriye döngüdür. O yüzden gene üzerine basa basa söylüyorum, ilk kurduğunuz akvaryuma kesinlikle çok balık koymayın. Şimdi bana bu video ile ilgili sorabileceğiniz muhtemel soruları cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle deniz kumunun hazır olup olmadığını nasıl anlarım? Dediğim gibi öncelikle tuzu kumdan ayırmakla başlamalıyız. Kumun bulunduğu suyu sık sık değiştirmek bu iş için en ideal yöntemdir. Ayrıca su değişimi yaparken elimizle de karıştırmalıyız. Dayanıklı balıkların moli, lepistes gibi gözlem altında akvaryumda rahatça yaşadıklarını görmek de kumumuzun hazır olduğuna işaret eder. Deniz kumu içindeki zararlı bakterileri yok etmek için kaynatmalı mıyız? Evet, bu yöntem de çok işe yarar. Özellikle denizde gelebilecek parazit ve bakterilerin yok olması için kaynatmak kesin bir çözüm gibi duruyor. Tabii ki kuma yapışan ve yıkama ile çıkmayan atıkların da kaynatmak suretiyle kumun içinden ayrışması sağlanabilir. Ama bunu yaparken çok dikkatli olun, kendiniz de yakmayın. Kumu neden kepçede yıkarız? Kepçe ile yıkanan deniz kumu daha çabuk tuzundan ayrışacağından bu yöntemin kullanılmasını zaman kazanmak açısından tavsiye ediyorum. Tabii ki diğer yöntemler de tuzu temizleyecektir. Ancak bu yöntem en hızlısı. Deniz kumu akvaryumun suyu bulandırır mı? Eğer hala içinde temizlenmeyen maddeler varsa akvaryumuzun suyunu bulandırması kaçınılmazdır. Ayrıca bazı kaya türleri her ne olursa olsun suyla temas ettiğinde az ya da çok da olsa suya bir salınım yapar. Kumunuzun salınım yapıp yapmadığını anlamanın en basit yolu, kumun bir parçasını yaklaşık 1 litrelik bir kaba koyup üzerine tuz ruhu ve yarım litre su eklemektir. Eğer kabın içinde köpürme, kokurdama olmuyorsa ve suyun üzerinde kuma ait parçacıklar yoksa, kumunuz salınım yapmıyor demektir. Ama tam tersi bir durum varsa o kumu asla kullanmayın. Bu arada tuz ruhu çok yakıcı bir maddedir arkadaşlar. Kullanırken çok dikkatli olun. Kendinizi ve yanınızdakileri yakabilirsiniz. Evde denemeyin. Tabii bir de suyun bulanıklaşmasına bir başka sebep de akvaryumun bakteriyel döngüsünün tam oturmamış olmasıdır. Bu sadece deniz kumunun bulunduğu akvaryumların değil, bütün akvaryumların sorunudur. Bakteriyel döngü suyun berrak olmasının en etkili ve kesin çözümüdür. Ayrıca havalandırmayı aşırı açarsanız da su bulanıklığı artar. Bu yüzden gereğinden fazla havalandırma yapmayın. Kumun sudaki pH seviyesini arttırdığı doğru mu? Yüksek pH balıklarımı öldürür mü? Bu tamamen kumun ve balığınızın cinsine bağlıdır. Eğer kullandığınız deniz kumunun ne cins olduğunu bulabilirseniz, balınıza da uyup uymadığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca test kitleri ile suyun pH seviyesini her zaman kontrol etmelisiniz. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Gene bana sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan linkleri kullanarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.